Artıyor. Arttıkça artıyor. Görüyor musun? İnsanlara yeni bir oyuncak verdin. Artık kızı dövdürüp kocasının üzerine suçu atan gözü dönmüş kadın değilsin. Herkes seni tutacak. Çünkü sen esas kızsın. Sen de mucizesin hala. Benim mucizemsin. Ben bir şey yaptım. Aradım adamı, buluştuk. Tam da o gece. Teşekkürler. Kızın intihar ettiği gece düşünsene. Bırakalım. Biz anne baba geçmiş birbirine olsun. Güvenmek için tek bir mantıklı sebebi olmayan iki insan. Mantık yok ama his var işte. O içimdeki güven o adama diyen his. Hissediyorum. Öyle aynı, öyle büyük ki çaresizliğimiz. Aynı kabusa yattık. Aynı kabustan uyanamıyoruz sanki. O adamın yüzündeki korku, o hayal kırıklığı o kadar tanıdık ki. O çaresizliği o kadar iyi tanıyorum ki. Kızına bakarken nasıl bakıyorsa öyle bakıyorum kızıma. Karşı taraflarda ama aynı cephedeyiz biz. Aynı çaresizliğin içindeyiz. Baksana kızın haline. Kız yapışmış, kocam da kocam diye asla bırakmıyor. Zaten senin durumunda alınacak risk mi Allah aşkına? O odun Timur, adamla görüştüğünü duysa... Ay yok, o gece ben senin yanındaydım ama. O kaknem anası ablası üstünde tepinir. Ela bile üstünde tepinir kız. Zaten o adam seninle ne kadar aynı cephede olabilir? O kendi kızının derdinde, sen kendi kızının. Konuşabilseydim işbirliği yapmayı teklif edecektim. Sonuçta o korkunç insanlara dokunabilen, tanıdığım, güvenilecek tek insan o adam. O psikopatın kelepçeden kurtulmak için, kızımı nasıl kullandığını ispatlamak için onunla işbirliği yapmayı teklif edecektim ama daha konuyu bile açamadan. Ay isabet olmuş Bahar. Bu sana evrenden bir işaret. O adamla işbirliği olmaz. O adamda o kız varken olmaz. Yastık ister misin başına? Rahat mısın? Vay be. 100 yıl kadar olmuştur herhalde. Ne? Bana böyle davranmayalı diyorum. Ben hiç beklemezdim ama vicdan azabı yakıştı sana. Ölsem üzülür müydün? Yapma. Madem gözlü olurdum değil mi? İrem, ben çok korktum. Eğer benim yüzümden sana da bir şey olsaydı bu... Bana da. Mahkemede olsaydık sırf bu dağ eki yüzünden başın derde girerdi biliyorsun değil mi? Gittin mi o kızın yanına? Ben o gece... İlker, gelinimi rahat bırakır mısın lütfen? Doktor ne dedi? İyi uyusun, bol bol uyusun, dinlensin. Hadi gel biz biraz dışarı çıkalım. Sen dinlen biraz. Bir şey ihtiyacın olursa seslen, tamam mı? Ben bir sahile ineceğim anne. Sen önce odaya geleceksin benimle. Yürü. Yapabileceği bütün hataları yaptı dedim. Artık bundan daha fazlası olmaz dedim. Ama ben bunu ne zaman söylediysem sen onun daha fazlasını yaptın. Ne yapmaya çalışıyorsun? O kızla buluşmak gebelik. Ya kimseyle buluşmadım anne. Hem İrem'in storiesini sen çekmedin mi?
Ha? Kendi itiraf etti yalan söylediğini. Bana niye saldırıyorsun ki şu an? Aptal! Kendini uyanık zanneden aptal. Kime kandıracaksın? Anneni mi? İrem'in storiesiymiş. O story kimin sayesinde çekildi biliyor musun sen? Karının ağzından girip burnundan çıkarak seni kurtaran kim biliyor musun sen? Nasıl ikna ettin İrem'i? İrem'i yalan söylemeye nasıl ikna ettin? Nasıl ettiysem ettim. Sen dua et ki ikna oldu. Ya hep İrem ne ya? İrem ne? İrem ne? Hiç kimse senin kendine yaptığın kötülüğün daha fazlasını sana yapamaz. Tekrar o kızla buluşmak için bana bir tek... Bela hatırlıyor. Orada buluştuk. Olay yerinde. Bileğimdeki kelepçeyi onu oraya götürmem için çıkardı. Ve işe yaradı. Hatırladı. Hatırladı. Ve kaçtı. Benden kaçtı. Ne anlama geliyor biliyorsun değil mi anne? Biliyorum. Sen biliyor musun? Bir anne her zaman ne yapacağını bilir ve yapar. Hele yaramaz bir çocuğun annesi ise... Hep bir B planı vardır. Olmak zorundadır. İşi şansa bırakmamaktır annelik. Anneysen sonuna kadar zorlarsın. Şansını, imkanlarını, sınırlarını... Gücünün son damlasına kadar zorlarsın. Çünkü onu korumak zorundasın. Yavrunu korumak kalbine, kanına, ruhuna, iliklerine işlemiştir. Doğada da böyledir. Anne aslan mesela, yavrusunu canı pahasına korur. Düşman ne? Avcı ne ki? Anne aslan gerektiğinde yavrusunu baba aslandan bile korur. Kısa bir şey yapmadığını biliyorum. Senin 9 ay karnında nasıl taşıdığımı bildiğim gibi biliyorum. Ama artık seni koruyacak gücümün olmadığını da biliyorum.
Benim gücüm artık seni dünyanın öbür ucuna gönderip başka bir adam yapmaya yeter. Ama bir kez bile değil, bir saat, bir saniye bile cezaevine girerken görmeye yetmez. Anne. Kaçacaksın. Kaçacaksın. Karayipler pasaportuyla Cayman Adaları'na gideceksin. Çifte vatandaşlığın olacak. İngiltere vatandaşı bir gemi mühendisisin. İngiliz olmak orada işleri kolaylaştıracak. Bütün bağlantıların hazır zaten. Önce Londra'ya uçacaksın. Oradan adaya geçeceksin. Yeni hayatına Georgetown'da başlayacaksın. Seversin Cayman. Botozlar, dalış. Bürövelerin boşa gitmez. Benim sen derdin ya, hiç bitmeyen tatil olsa. Bunu da işte böyle düşünürüz, böyle düşüneceğiz artık. Bitmeyen tatil. Hiç bitmeyen tatil. Uzun bir tatil. Sonsuza kadar. Ne zaman? Duruşma ne zamandı anne? Sen ne kadar sık sormaya başladın bu duruşmayı? Sormayayım mı? Yani komşunun duruşması değil ki bu. Hemen mahkemeden önce terapi almak istiyorum. Son terapimizde bana hafıza üç boyutlu yaşar demiştiniz. Bazen bir temas, dokunma. Ela. Bazen bir koku, bir melodi, şarkı. Ve bazen de bir mekan. Gittiğim bir yer sana o anı hatırlatır. Bir tetikleyici hafızanın tetiğini çeker. Olay yeri tetiği çekti. Ben o geceyi hatırladım. O hastanede gözümü açtığımdan beri kafamdaki kara delik kapansın istedim. Boşluklarda olsun. Hatırlamak istedim. Ama hatırlamak daha zormuş. Gerçekten ne kadar zor olabilir? Ya ben gerçekten o akşam ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Ela, ben bir cevap istiyorum artık.
Aferin sana gıcıkçım. Ben yokken ihmal etmişsin çocukları. Şu Tekir yeni gelmiş. Galiba baksana süslüye. Çok kıskanıyor onu, hiç gelmiyor. Ela ne oluyor sana? Ya ne oluyor sana? Bak sen böyle sustuğun zaman ben o gece seni idare edip iyilik mi yaptım, kötülük mü yaptım emin olamıyorum. Sen bana sadece iyilik yaptın Umut. En başından beri. Sen devam et, ben bir tuvalete gidip geliyorum, tamam? Tamam. Yaklaşma. Bu kadar mı Ela? Başka söyleyeceğim bir şey yok mu? Mahkemede. Ben sana söyleyeceğim her şeyi mahkemede söyleyeceğim. Özür dilerim. Sen benden özür bile dileyemezsin. Hoşça kal Ela. Allah aşkına bizim evde akraba ağırlayacak durumumuz mu var ha? Bak. Sanki biz bize değilmişiz gibi gümüşleri de çıkarmış. Melibe sen zaten Beyzade'nin en sevdikleri. Dersin duruşmaya değil de askere gönderiyoruz serseriyi. Babacığım ne olur. Taburcu olduğumdan beri İlker bambaşka biri oldu. Ne kadar korkuyormuş beni kaybetmekten. Yani böyle olacağını bilseydim kızma ama intihar numarasını daha önce yapardım.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.